Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kesirler, konu anlatımı ve soru çözümü 3. dersimiz yapacağız. Bu son dersimiz. Burada kesirler konusunu bitireceğiz inşallah sizlerle birlikte. Başlıyoruz şimdi dersimize. Evet, kesirlerde işlemleri öğreneceğiz bu dersimizde. Şimdiki kadar olan derslerimizde sizlerle birlikte kesir ne demek, birim kesir ne demek, basit bileşik, tam sayılı kesri öğrendik, sadeleştirme, genişletmeyi öğrendik, bir kesrin belli bir paydasını ya da belli bir kısmını bulmayı öğrendik. Şimdi burada da kesirlerde işlemleri öğreneceğiz. Şimdi kesirlerle işlemler yapılırken toplama ve çıkarma işlemlerinde eğer paydaları eşit olan kesirler toplama işlemi yapıyorsak paydalar toplanıyor ve paya yazılıyor. Paydalarsa aynen kalıyor. 2 bölü 7 ile 3 bölü 7 kesirlerini ben toplarken 2 ile 3'ü topluyorum. 5 ve 7'yi aynen yazıyorum. 8'den 3'ü çıkarıyorum. 5 ve 9'u aynen yazıyorum. Buraya geldiğimde paydalar aynı olduğunda payları topluyorum. 11 bölü 8 diyorum. 6'yı aynen yazıyorum. 5'ten 4'ü çıkarıyorum. 1 diyorum. 15'i aynen yazıyorum. 16'ya 10 ekliyorum. 26 diyorum. 24'ten 16'yı çıkarıyorum. 8 bölü 13 diyorum. Burada işlemleri var. Birinci gün 3 bölü 10, ikinci gün 4 bölü 10'u okumuştur. İki günde kitabın kaçta kaçını okumuştur diyor. 3 bölü 10 ile 4 bölü 10'u toplamamı istiyor. Topladığımda kitabın 7 bölü 10'unu okumuştur Sinan diyorum. Berk bir pizzanın 5 bölü 8'ini, Tolga ise bu pizzanın 2 bölü 8'ini yemiştir. Berk Tolga'dan ne kadar fazla yemiştir diyor. Berk'ten Tolga'nın yediğini çıkarıyorum. Berk eksi Tolga diyorum. O zaman ben 5 bölü 8'den 2 bölü 8'ini çıkarırsam 3 bölü 8 daha fazla yemiş olur diyorum. Aşağıda modelle gösterilen toplama ve çıkarma işlemlerini yapın diyor. Burası 1 bölü 3'tür. Artı burası da 2, 4, 6'dır. Yani 4 bölü 6'dır. Bizim gibi yapmış o da. Paydaşlıyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. Burası 2 bölü 6. Burası da 4 bölü 6. Topladığımda 6 bölü 6 yapar ve 1 tama karşılık gelir. Burası 2 bölü 5'tir. Burası da 5 bölü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 bölü 10'dur. Burayı 2 ile genişletirsem 4 bölü 10, 5 bölü 10 daha 9 bölü 10 yapar. Buraya geldim. 3 bölü 5. Burası da 3, 6, 9, 12, 15 tane de 15 tane de 6 tane boyamış. Burayı 3 ile genişletirsem 9 eksi 6 bölü 15 yapar. Yani 3 bölü 15'tir. Buraya geldim. 6 bölü 8'dir. Burası da 1 bölü 2'dir. 4 ile genişletiyorum. 6 eksi 4 bölü 8'den 2 bölü 8 olarak cevap bulunur. Hepsinin işlemi mevcut. Bürçin evindeki çiçek büyütmektedir. Bu çiçeklerin haftalık su ihtiyaçlarını karşılamak için bir kaptaki suyun 2 bölü 5'ini orkideye, 3 bölü 10'unu papatyaya dökmüştür. Ne kadarını çiçekler için kullanmıştır diyor. Yani 2 bölü 5 ile 3 bölü 10'u toplamamı istiyor. Burayı 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 10 artı 3 bölü 10'dan cevabı 7 bölü 10. Yani 10 litre suyun 7 litresini çiçekler için kullanmış olur. Salatanın 3 bölü 4, 14'ünü yeşilliklerden, 5 bölü 7'sini domateslerden, geriye kalanını da soslardan oluşturmaktadır. Soslar ne kadardır diyor. 3 bölü 14 ile 5 bölü 7'yi topluyorum. Burayı 2 ile genişletiyorum. 3 bölü 14 artı 10 bölü 14 oluyor. Topladığımda 13 bölü 14 yapıyor. Bu salatanın tamamı 14 bölü 14'e karşılık gelir. Ben bunun 13 bölü 14'ünü zaten kullanmıştım. O zaman soslara 1 bölü 14 soslara kalır diyor. Kontrolü sağlanabilir. Baktığımızda 1 bölü 14. Bir doğal sayıyla bir kesrin toplamı veya farkı diyor. Bir doğal sayıyla bir kesrin toplamı veya farkı ya da çıkarma işlemi yapılırken doğal sayının paydasına 1 yazılır ve paydaş eşleri işlem yapılır demiş.
Bilge ve Fatma ineklerin günlük sahamlarını kendileri yapmaktadır. Fatma 2 kova süt sağarken Bilge rahatsız olduğu için ancak 5 bölü 6 kova süt sağabilmektedir. Buna göre toplam ne kadar süt sağmışlardır diyor. 2 ile 5 bölü 6'yı topluyorum. 2'nin paydasına 1 yazdığımda 6 ile genişletirsem 12 bölü 6 olur. Diğeri de 5 bölü 6 idi. Topladığımda toplamda 17 bölü 6 kova süt birlikte sağmış olurlar. Şimdi burada paydada 1 var diyorum. 7 ile genişletiyorum. 7 bölü 7'den 5 bölü 7'yi çıkarırsam 2 bölü 7 bulurum. Paydada 1 var diyorum. 10 ile genişletiyorum. 18 bölü 10'dan 10 bölü 10'u çıkarırsam 8 bölü 10 bulurum. Buraya geldim. 9 ile genişletirsem 18 bölü 9'dan 13 bölü 9'u çıkarırsam 5 bölü 9 bulurum. Burada 1 var. 4 ile 12 ile genişletirsem 4 bölü 12 artı 36 bölü 12'den 40 bölü 12 bulurum. Burada 1 var. 2 ile genişletirsem 3 bölü 2 artı 4 bölü 2'den cevabım 7 bölü 2 olur. Buraya geldim. 1 var. 8 ile genişletirsem 8 bölü 8 artı 1 bölü 8'den 9 bölü 8 olarak bulunur. Geçtim. Tam sayılı kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi. Tam sayılı kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapılırken önce tam sayılı kesirler bileşik kesire çevrilir. Sonra işlem yapılır. 3 kere 9 27, 2 ekledim 29 bölü 9, 18 kere 1 18, 5 ekledim 23 bölü 18. Sonra 2 ile genişlettim. 58 bölü 18'den 23 bölü 18'i çıkardım. 35 bölü 18 buldum. Burası 2 bölü 8. Burası 8 kere 1, 8, 6 ekledim. 14 bölü 8 topladığımda 16 bölü 8 olur. Bu da 2 tama karşılık gelir. Bir tane de çıkarma yapacağım. Diğerlerini size bırakacağım. 12 ile 2'yi çarptım. 24, 3 ekledim. 27 bölü 12. Burası da 12, 10 ekledim. 22 bölü 12. Çıkarırsam 5 bölü 12'ye olur. C ve D, A ve C şıklarını ben yaptım. Bir toplamı bir çıkarmaydı. Video içerisinde size ödev bıraktım. Bu iki tane şıkkı siz yapıyorsunuz. Bir sonraki videodan da cevaplarınızın kontrolünü sağlıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki modelle gösterilen işlemleri yapınız diyor. Ben bu işlemlerin hepsini birkaç video önce yaptım. Sıra sende dediği için bunu da sana bırakıyorum. Yapamadıkların hepsini bana sorabilirsin. Burada da cevapları mevcut. Derya 15 bölü 4 litre lira biriktirdikten sonra babasının aldığı harçlıkla birlikte 52 bölü 4 lira oluyor. Buna göre babasından ne kadar almıştır diyor. O zaman benim 52 bölü 4'ten 15 bölü 4'ü çıkarmam lazım. 52'den 15 çıkarırsam 37 bölü 4 olarak cevabımı bulurum. Burcu 2 kilogram domates, 3 bölü 5 kilogram biber aldığına göre toplam kaç kilogram biber ve domates almıştır? Yani 2 ile 3 bölü 5'i topla diyor bana. Toplamak istersen payda da 1 var. 5 ile genişletiyorum. 10 bölü 5 oluyor. Burası da 3 bölü 5. Toplamda 13 bölü 5 kilogram biber ve domates alır diyorum. Devam ediyorum. Boyacı Ahmet Usta 2 tam 3 bölü 8 kutu boyayı bir odaya boyamak için getirmiştir. Odayı boyayan ne kadarı boyası kalmıştır diyor. Ne yapacağım? Ben 2 tam 3 bölü 8'den 1 tam 2 bölü 4'ü çıkaracağım. 2 kere 8 16, 3 ekledim 19 bölü 8. Diğeri de 6 bölü 4. 2 ile genişlettiğimde 12 bölü 8 yapar. 19'dan 12'yi çıkarırsam 7 bölü 8 olarak cevabı bulurum. Önce 4 bölü 9'unu sonra 5 bölü 18'ini harcıyor diyor. Şimdi 4 bölü 9 ile 5 bölü 18'i topluyorum. 2 ile genişlettim. 8 bölü 18 artı 5 bölü 18. Topladığımda 13 bölü 18 yapar. Paramın tamamı 18 bölü 18'di. Ben bunun 13 bölü 18'ini harcadıysam geriye 5 bölü 18 lira param kalmış olur.
Kabak ile şeker kulak yapılacak kabak tatlısı kaç kilogramdır diyor. İkisinin toplamımı istiyor benden. Hatta ben toplayayım. 3 kere 2 6 1 ekledim. 7 bölü 2 artı 4 kere 1 4 3 ekledim. 7 bölü 4 yaptı. Burayı 2 ile genişlettim. 14 bölü 4 artı 7 bölü 4'ten 21 bölü 4 olarak sorunun cevabını bulurum. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizlerle birlikte bu 3 dersimizde kesirlerin ne demek olduğunu, kesirlerin çeşitlerini, sadeleştirme, genişletmeyi, kesirlerde işlemleri, bunların hepsini öğrendik. Sizlere bu videonun içinde küçük bir iki tane ödev bıraktım. Onları yapıyorsunuz. Bunun dışında kesirler konusuyla ilgili bir test çözüyorsunuz ve yapamadıklarınızı bana iletiyorsunuz. Öncelikle kendi kaynaklarınızı bitiriyorsunuz. Kendi kaynaklarınızda konularda boşluklar olduğunu biliyorum. Özellikle sizler için söylüyorum bunu 5. sınıflar. Çünkü kitaplarımızda fazla testimiz vardı ve derste biz bunları bitirmedik. Sizler bu testleri bitiriyorsunuz. Kesirler konusunda böylelikle pekiştirmiş olduk. Sizlerle birlikte takıldığınız herhangi bir şey olduğunda bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum sevgili arkadaşlar.